Efendim merhabalar. Ulusal Kanal ekranlarına ve ortak yayında olduğumuz Halkın Sesi Ulusal Radyo frekanslarına hoş geldiniz. Günün sıcak gelişmelerini bölgeden sıcak bağlantılarla ve gündemdeki konu başlıklarını ise değerli konuklarımızla konuşuyor olacağız. Muğla'dan, Marmaris ve Çökertme'den ekip arkadaşlarımız sahada, sıcak noktalarda takipteler, izlenimlerini ve son durumu bizlere aktaracaklar. Antalya'dan da son durumu Devrim Aşkın Karasoy'dan alacağız ilerleyen dakikalarda ve Türkiye'nin gündemindeki PKK'nın orman yangınlarına dair tüm konu başlıklarını ise emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa ile değerlendiriyor olacağız efendim. Gece görüşüne başlayalım. Ekiplerimiz gibi bakanlar da sahada olay yerinde sıcak gelişmeleri takip ediyorlar. Antalya'ya gideceğiz çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Antalya'daydı. Bakanlar bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu aktardılar. Dışişleri Bakanı yardımların geri çevrildiği iddialarına tepki gösterdi. Bakan Kurumsa yanan ormanlık alanların imara açılmayacağını kaydetti. Vatandaşların ev ve hayvanları başta olmak üzere tüm kayıplarının karşılanacağını belirtti. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Antalya'da yangın bakımından çok kritik bir günü geride bıraktık. Yarının da özellikle rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle kritik bir başka bir kritik gün olacağını söylemek isterim. Bu zorlu günde arkadaşlarımız, tüm orman teşkilatımız ve onlara destek veren diğer birimler, belediyelerimiz başta olmak üzere elinden gelen gayreti gösterdiler. Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı. Bunların 14'ü kontrol altına alınmıştır. 5 noktada esasen bu başlayan bazı noktaların yayılmasıyla 5 noktada çalışmalar devam ediyor. Gün doğmuş Çayırözü'ndeki yangının bu gece kontrol altına alınabileceğini arkadaşlarımız, sahadaki arkadaşlarımız biraz önce bize bildirdiler. Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha helikopter gelecek. Yangın söndürme helikopteri gelecek. Bir şirketten bulduk. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Çünkü hiçbir zaman, sadece bugün değil, hele hele böyle bir afette hiç olmaz. Böyle bir durumda biz nasıl böyle durum içine düşen ülkelere ve toplumlara yardım ettiysek, farklı ülkelerden gelen teklifleri de titizlikle değerlendirdik. Birçok ülke gönlünden kopanı söyledi. Biz de ihtiyacımız varsa o yardımları kabul ettik. Ama bizim daha çok helikopter ve uçağa ihtiyacımız vardı. Helikopterde kullanılacak bazı araç gereçlere ihtiyacımız vardı. Ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Hem ikili ülkeler düzeyinde hem de Avrupa Birliği gibi örgütler düzeyinde de Birleşmiş Milletler'in bazı ajansları da Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi onların böyle kapasiteleri var. O düzeyde temaslarımızı sürdürdük. Bu ülkelerden bazıları yardımlarını ulaştırdı. Avrupa Birliği içinde önce verebilirim deyip de sonra kendi bölgesindeki yangınlardan dolayı veremeyeceğini söyleyen ülkeler de oldu. Fransa olmak üzere. Yunanistan'la ilgili de komşumuz olduğu için niye yardımını kabul etmiyoruz? İlişkilerimiz kötü olduğu için mi Yunanistan'dan gelen yardım teklifini reddediyoruz gibi sorular geldi, yorumlar geldi. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Geçmişte de depremler olduğu zaman, yangınlar olduğu zaman, buna benzer afetler olduğu zaman Türkiye ve Yunanistan birbirine yardım etmiştir. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu teklifte bulundu. Fakat Avrupa Birliği üzerinden ilana çıkıldığı zaman kendileri buna olumlu dönüş yapamadılar. Daha sonra neden yapamadıklarını, neden helikopter veremediklerini, ya uçak veremeyeceklerini Büyükelçimizi arayarak açıklamada bulundular. Biz de bu nezaketler için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Yunanistan'da da biliyorsun değişik bölgelerde yangınlar var. İtalya'da da aynı şekilde çok bölgede yangın var. Antalya'mıza toplamda 47,5 milyon lira ödenek gönderilmiş durumda. Zarar tespitleri çerçevesinde de şu ana kadar 912 ailemize toplamda yaklaşık 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı ve yardımlar yapılmaya devam ediyor.
ve bu çerçevede zarar tespitleri çerçevesinde de inşallah vatandaşlarımızın yarasını saracak adımları da en hızlı şekilde atacağız. Konutlarımızı değerli arkadaşlar kendi yerlerine yapacağız. Burada yöresel mimariye uygun bir şekilde altında ahırıyla, deposuyla, üstünde 3+1 konutu varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 olacak şekliyle yerine konutlarımızın inşasını yapacağız. Ve bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Aynı köylümüzün daha önce yaşadığı yer nereyse o yere yapacağız veya hazine mülkiyetinde oraya yerleşime uygun alanlar nerelerse oralara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanını, özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da, ne Muğla'da, ne Marmaris'te, ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız. Artık yangın söndürme işlemi tamamlanmış ve evi yanmış vatandaşlarımızın bizden en öncelikli talebi evlerini, ahırlarını, depolarını, hayvanlarını koruyabilecekleri alanları bir gün önce bize teslim etmeliyiz. Bizden beklentileri bu. Biz de hakikaten bir seferberlik ruhuyla bir saati bir dakikayı da önemseyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve inşallah vatandaşlarımızın mağduriyetini en az seviyeye çekecek anlayışla yine konutlarımızı da yapıyor olacağız. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, evi yıkılan, evi yangından tamamen zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapılıyor. Bu çerçevede ilk etapta 10 bin liraları evi yanan vatandaşlarımızın hesaplarına aktarıldı ve diğer kalan tutarları da tespitler çerçevesinde aktarılmaya devam ediyor. Muğla, Marmaris'te biliyorsunuz yangınımız. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Muğla'daydı. Sahada gelişmeleri takip ediyorlar. Son durumu değerlendirdi bakanlar. Bakan Pakdemirli 38 ilde çıkan 163 yangından 152'sinin söndürüldüğünü söyledi. Bakan Soylu da muhalefet partisinin açıklamalarını eleştirdi. Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan kırmızı beyaz Türkiye formasıyla Ay Yıldız'la mücadelesini devam ettiriyor dedi. 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü. Antalya'da devam eden yangınlarla ilgili bilgi vermek gerekirse Antalya'da 19 yangın çıktı. Şu anda 2 yangın devam ediyor. Yani 17'si söndürüldü. Manavgat ve Gündoğmuş yangınları devam ediyor. Manavgat'ta özellikle Manavgat'ın batı tarafında bu akşam geç saatler itibariyle yani çok yakın bir saatte iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler ve oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer bu olursa yani kontrol altına alabilirse geriye Gündoğmuş yangını kalacak. Şu anda yeni gelen taze bir haber, bunu paylaşalım istedim. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli bir noktada bir parlama var. Onu da bu akşam ve yarın gündüz saatlerde halledilebilirse Marmaris yangını sona doğru gelebilecek gibi gözüküyor. Köyceğiz'de yangın hala devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın, hem ben hem de İçişleri Bakanımız Kavaklıdere'yi ziyaret ettik. Yangın tamamen söndürülmüştü ama öğleden sonra saatlerde birden daha fazla patlamayla yangın tekrar odakları devam etmeye başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor. Bu hala ciddiyetini koruyor ve çok yakın takip ediyoruz ve Yılanlı yangını var. Balıkesir Savaştepe'de çıkan 6 yangının 5'i kontrol altında, biri devam ediyor. Manisa sahilinde bir devam eden yangın var. Denizli güneyinde bir yangın devam ediyor ama Denizli'deki dün çıkan yangınımızı da kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta Sütçüler'de yine öğle saatlerinde çok iyiye doğru giden yangın şu aralar bir miktar daha alevlenmiş durumda, arkadaşlarımız takip ediyor. Bunları
kontrol altına alma konusunda çabamız, gayretimiz sürüyor. Kimse erinmiyor ve herkes yoğun bir şekilde bir mücadelenin içerisinde olmayı kendisine bir vatandaşlık ve insanlık görevi olarak görüyor. Bu bizim açımızdan çok kıymetli bir şey. Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan herkes kırmızı beyaz Türkiye formasıyla ve Ay Yıldız'la beraber mücadelesini devam ettiriyor. Yani şu tartışma o kadar ayıp bir tartışma ki. Yani bunu da milletvekilleri bazen ortaya koymaya çalışıyor. Buna da üzülüyorum. Yapmasınlar. İstirham ediyoruz ya. Polisin Thomas'ı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor. Şimdi su sıkacak mı? Sıkıyor. Baştan beri. Biz söyledik de oldu. Yani tamam siz söylediğiniz de oldu desem siz kendinizi tatmin edecekseniz buyurun edin tatmin. Ama böyle değil. Başından beri işin bir programı var. Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi. Bunun ve bu Antalya'da birinci gün bunu gördüğümüz andan itibaren oldu Antalya yangınında. Hem buraya hem de şeye. Niçin? Ya o TOMA dediğin araç şeyin içine giremez ki ormanın içine. Yerleşim yerlerinde bir de ağır hareketli bir araçtır. Yerleşim yerlerinden oraya bir şekilde sıçramaması için hem de güçlü bir şekilde itfaiyelere de diğer araçlara da yardımcı olmaktır. Ama bu tartışmanın anlamı ne ya? Onun için provokasyon var mı? Var. Bir de bir şeyi istirham ediyorum. Yani İstanbul'da durup bilmem nerede durup buradaki insanları telaşa koymanın da bir anlamı yok. Zaten burada insanlar birbirleriyle çok rahat bir şekilde haberleşiyorlar. Herkes birbirine gerekli. Burada binlerce insan var ve çalışıyor. Şimdi sayılarını söyleyeceğim. Herkes birbirleriyle koordinasyon içerisinde. Havada İHA'lar var, helikopterler var, her şeyimiz var. Bütün kamu kurum kuruluşlarımıza, bütün belediyelerimize, bütün bilgiler anında akıyor. Ya dönüp bunu, şurası şöyle yanıyor. Yani bir fotoğrafı bugün biz hemen gittik, bizden sonra hiçbir şey yokken Kavaklıdere'de, Menteşe'de yangın başladı. Menteşe'deki bütün evler yandı diye bütün kamuoyuna bilgi vermek ya insafsızlıktır ve vicdansızlıktır. Bunu söyleyeyim. Buradaki insanların emeğine ve burada yaşayanların da duygularına hakikaten hakarettir yani. Ya ne olur, her şey olabilirsiniz. Sanatçı olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz. Yani bu buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla, gerçekleriyle oynamanıza kimse müsaade edemez. Onun için tekrar ifade etmek istiyorum. Sağlıkçısından afetçisine kadar, belediye çalışanından karayolu çalışanına kadar, vatandaşına kadar herkes büyük bir mücadele içerisindedir. Biz de bir an önce bitmesini. Ormanın kahramanları 6 ilde 11 farklı noktada PKK'nın yaktığı ormanlarımızı, yeşil vatanımızı savunmak için sahada tüm gücüyle mücadelesini devam ettiriyor. O noktalardan birine Muğla'nın Marmaris ilçesine gidiyoruz şimdi. Ulusal Komutere Haber Müdürü Kıvanç Özdal bize bölgeden son durumu ve izlenimlerini aktaracak. Kıvanç Özdal, kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Bölgede, sahada gelişmeleri takip ettiniz. Gün boyunca neler gözlemlediniz ve bölgede son durum nedir? Sözü sana bırakalım. İyi akşamlar Deniz Çağlayan. Evet, dediğiniz gibi şu anda biz Hisar önündeyiz. Marmaris'ten aşağı doğru indik Hisarönü. Sadece Hisarönü de değil, gün boyunca Hisarönü, Orhaniye, Delikli Yol mevkii ve Selimiye'ye kadar indik. Yangın Marmaris'te ilk başta Marmaris'in kuzeyinde başlamıştı. Ancak Poyraz rüzgarı ile birlikte yangın güneye kadar inmişti. Burası da Hisarönü oluyor ve daha aşağısında Orhaniye. Şimdi burada bugün yangının yönü değişti. Yön değişince de tekrar yangın alevlendi. Şimdi şöyle bir olay gerçekleşiyor burada. Yangın söndürülüyor, sönümleniyor ancak henüz bütün alanda soğutma çalışması yapılamadığı için en ufak bir rüzgarda tekrar yangın alevleniyor. Böyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Baktığımızda itfaiye görevlilerinin, ormancılarımızın hepsinin gerçekten canla başla mücadele ettiklerini görüyoruz. Hisarönü'nde 25 tane Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibi koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Ayrıca gönüllüler var. Biraz gönüllülerden de bahsetmemiz gerekiyor. Burada her mevkide, yani itfaiyecilerin görev aldığı her mevkide
Bir de gönüllülerin masaları var ve sürekli olarak buraya erzak, içecek, yiyecek ve kıyafet malzemesi getiriliyor. Onlar da hem gönüllülerin hem de çalışan itfaiyecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine veriliyor. Burada gönüllülerle sohbet etme fırsatımız da oldu. Özellikle gençler yangınların PKK tarafından çıkartıldığına eminler. Hatta şöyle bir şey anlattılar. Akşam vakti tanımadıkları ya da şüpheli buldukları bir şahıs gördükleri zaman onu da güvenlik güçlerine şikayet etmeye başlamışlar. Günlerdir bu gençler kendi yaşadıkları yerlerdeki yangınları söndürmek için canla başla mücadele ediyorlar. Şu anda hava karanlık diye onların yanında değiliz. Görüntü ne yazık ki veremiyoruz karanlıktan dolayı. Ancak onlar sabaha kadar itfaiyecilerle birlikte, ormancılarla birlikte nöbet tutmaya devam ediyorlar. Yine bir not aktaralım. Gündüz ilk başta bugün Hisarönü ile Orhan yarısı kapalıydı. Ancak daha sonra buradaki yangının söndürülmesiyle bu yol açıldı. Orhaniye'ye gittiğimizde de burada Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizle tanışma fırsatımız oldu. Onlar da oradaki yangınlara mücadele ediyorlar. 5 gündür uyumadan, dinlenmeden kendi vatanlarını savunur gibi yeşil vatanımıza müdahale ediyorlar. Onlarla da tanışma fırsatımız oldu. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Hem Hisarönü, hem Orhaniye, hem Selimiye için yangınlar sönüyor. Ancak daha sonra soğutma çalışmaları tamamlanamadığı için rüzgar esince ya da rüzgar ters yönden esince bir anda tekrar alevler parlamaya başlıyor. Mesela bugün de aynısına biz şahit olduk. Akşamüstü yangınlar sönümlenmişti. Ancak akşam birkaç ağacın alev almasıyla birlikte yol kısa süreli olarak trafiğe tekrar kapandı. Bu şekilde hızlı bir soğutma çalışmasıyla yangınların söneceğini umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Kıvanç Özdal'a. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Bölge halkına geçmiş olsun diliyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Halk, Mehmetçiğimiz, itfaiye ekiplerimiz, AFAD, AKUT, orman işçileri bölgede el ele çalışmalarını yürütüyorlar. PKK'nın çıkardığı bu Biden yangınlarına karşı Türkiye tek yürek dedik ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis ekipleri de kararlı mücadelesini sürdürüyor. TSK 400'den fazla Mehmetçik'le, jandarma da 2000'den fazla personelle söndürme çalışmalarına katılıyor. Tomalar da alevlere müdahale ediyor. Her olayda milletin yanında olan güvenlik güçleri bu kez de yangınlarla mücadele için görev başında. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 400'den fazla Mehmetçiğin bölgede olduğu bildirildi. 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle 2000 görev yaptığı açıklandı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilecek her türlü ilave göreve hazır olduğunu belirtti. Mehmetçik gibi jandarma personeli de yangın bölgesinde. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yangınlara müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir denildi. Jandarma tarafından şu ana kadar Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'ye toplam 2310 personel, 317 araç ve 4 helikopter görevlendirildi. Bu görüntülerde polis ekiplerinin müdahalesinden. Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Toma aracı sevk etti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Antalya ve Muğla'ya 112 Toma gönderildi. Araçlar her iki ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman işçilerimizi işi yavaş götürmekle, çalışmamakla suçlayanlara yanıt niteliğinde bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Orman Genel Müdürlüğü bir video paylaştı. Bir orman işimizin ifadeleri ise hepimizin kulağından silinmemesi gereken ifadelerdi. Dinleyelim. Türkiye'nin Biden yangınlarıyla mücadelesinde fedakar orman işçilerinin özverisi kayda alındı.
Orman Genel Müdürlüğü, işçilerin yeşil vatan savunmasını yansıtan bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Bu zor dönemi yine birlikte atlatacağız. Yeniden yeşillenecek ormanlarımız" ifadeleri yer aldı. Çok zor olduk ama her şey yeşil vatan için. İki tane şehit verdik. Hurdacılık yapan gençlerin imecesi de tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hurdacıyız abi, burada dünyamız var. Hurdacılar olarak bu topluluk kurduk abi. Türk milletini ayakta tutacağız abi. Antalya Manavgat'a gideceğiz. Antalya temsilcimiz Devrim Aşkan'ın Karasoy. Çardak'ta sıcak bir noktada yanında konukları da olacak. Devrim Aşkın Karasoy, kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar olsun. İyi yayınlar sevgili Deniz Çağlayan. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen, Manavgat'ın... direkt sözü size bırakıyorum. Yanınızda konuklarınız var biliyorum. Lütfen buyurun. Evet. Manavgat'ın batısı yani Kızıldağ mevkiindeyiz. Aslında Çardak, Kızıldağ kesişmesi de diyebiliriz bu noktaya. Bu ormanlık alanda, arkamızda bulunan ormanlık alanda ekipler, binlerce kişilik ekip risk alarak alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Aslında burası çok önemli bir nokta. Burası bir ikmal noktası. Bu müdahaleleri yapan araçların gelip işte ikmallerini yaptıkları, nöbet değişimlerinin gerçekleştiği bir nokta. Şu anda herkes sahada. Yani havadan müdahale bitti, karadan müdahale devam ediyor çok etkin şekilde. Bugünün aslında en önemli gelişmelerinden biri de iki gündür yayınlarımızı yaptığımız bu kritik bölgede bugünkü müdahale hayati bir önemdeydi. Adeta bir cephe savaşı verildi ve yangının çevre bölgelere yönelik tehdidi engellendi. Şimdi yerleşim ve orman alanlarıyla bağını kesmek üzere geçitler hazırlanıyor, geçitler açılıyor. Ormancılar ordusu, itfaiye erleri, gönüllüler, güvenlik güçleri ve köylülerimizin ve özellikle gönüllerin de altını çizmek istiyorum. Çünkü buraya bir gönüllünün birisi geliyor, diğeri gidiyor. 6500'den fazla kahraman, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi, 172 itfaiye aracı ve 50'yi aşkın TOMA burada toplam 1841 araç yangın cephesinin ön safında savaş veriyor. Şimdi yanımızda gönüllüler var, bir de tabii ikmal personeli var. Dediğim gibi burası aslında çok daha kalabalıktı az önce, bundan bir 15 dakika önce herkes işte yangın bölgesine gitti. Şimdi onlarla tanışacağız, onlarla söyleşeceğiz. Buradaki mücadeleyi, buradaki sıcak mücadeleyi onlardan dinleyeceğiz. Evet, buyurun, şöyle alalım. Tanıyabilir miyiz? Benim isim Süleyman Yıldız. Yangınların sönmesi için canla başla çalışıyoruz. Bütün temennimiz yangınların bir an önce insanlara zarar vermeden sönmesini. Evet, buraya yaklaşık kaç araç geliyor? Şimdi bizim gördüğümüz yüzlerce araç, yani gündüzden beri buradayız. Yüzlerce araç var. Hepsi arazide canla, bir kimi su taşır, kimi arazi yangınları söndürür. O şekilde yani. Siz de burada onların yakıt ikmallerini yapıyorsunuz. Peki şimdi buradaki siz bu mücadeleye birebir, buradaki savaşa birebir zaten katılan birisi olarak, şimdi dışarıda sosyal medya hesaplarından, çeşitli yayın organları üzerinden sürekli bir işte devlet çaresiz kaldı, yetemedi gibi propagandalar yapılıyor. Siz ne diyorsunuz? Devlet hiçbir zaman çaresiz kalmaz. Güçlüdür. Ülkemiz çok güçlü bir ülkedir. Hiç kimse çaresiz gösteremez. Buradaki durum neydi? Buradaki çok canla başla herkes çalışıyor. Devletin her gücü, her imkanı burada. Evet. Şimdi bakıyoruz, doğudan gelen, Batman'dan gelen, Diyarbakır'dan gelen. Ülkemizin 81 ilinden bütün araçlarımız var yani burada. Evet. Devam ediyorlar, çalışıyorlar. Peki yangınları terör örgütü PKK'nın bir kolu olan Ateşin Çocukları üstlendi. Türk milletinin yanıtı ne buna? Türk milletinin. O konuda ben bilmiyorum. Çünkü açık
bir bilgim yok. Tamam. Peki o zaman sizi alalım. Sizi tanıyalım. İsmim Aykut Kaya. Bu mücadelede biz de emek veriyoruz. Öncelikle bize yardımcı olan kolluk kuvvetlerimiz olsun, yangın söndürme personellerimiz olsun. Ayrıca altını çizerek söylüyorum. Buradaki vatandaşlarımız, köylülerimizin hiçbir zaman hakkı yenmez. Şimdi personellerimizden hariç köylülerimizin de burada büyük bir rolleri var. Mutlaka. Sahayı çok iyi biliyorlar çünkü. Evet. Ve tabii topraklarına, vatana, yeşil vatana sahip çıkıyorlar. Sonuçta buraya 81 ilden kardeşlerimiz, vatandaşlarımız gelmektedir. Ha, bizim kadar, biz buranın yerlisi olarak bizim kadar da yöreyi bilemeyebilirler. Ama köylülerimiz sayesinde yardımcı olarak öngörüşlü bir şekilde yolları onlar rehberlik kolay ediyor değil mi? Evet, evet. Daha çabuk ve daha hızlı erişilmesi gereken noktalara erişmelerinde faktör var. Buradaki terör örgütünün bu işi üstlenmesinin nedeni halkımızın birbirine yani kaos şeklinde birbirine girmesidir. Yani burada yapılması istenen şey budur. Ha, devletimiz, Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat Manavgat'a geldi, konuşmasını da yaptı. Allah razı olsun. Vatandaşımıza verilecek, yapılacak olan sözler zaten kendisinin dilinden bizzat vatandaşlarımıza duyurulmuştur. Ha, burada vatandaşlarımızın sadece tek dikkat etmesi gereken şey şudur. Asılsız ihbarlarda, asılsız konuşmalarda vesaire WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında asılsız plakalar, kişiler böyle karışık şeylerde ilerlersek burada kendimiz kendimize zarar vereceğimize inanıyorum ben. O yüzden bütün vatandaşlarımızın bu yangın bölgesinde mücadele veren artı uzaklardan gelen, yakından gelen vatandaşlarımız var. Ha şimdi şöyle bir şey, uzaktan gelen vatandaşlarımız bizim kadar tereddütlü, bizim kadar heyecanlı. Ha, bu başımızdaki facianın gitmesi için bu bir gerçek. Ama duyarlı bir şekilde ilerlersek bu sıkıntıyı daha çabuk atlatacağımızı düşünüyorum. Burada devletimizin kesinlikle bir sözü vardır. Devlet hiçbir zaman milletini ezmez. Burada her zamanki olduğu gibi Teröre de boyun eğmez. Kesinlikle eğmez. Kesinlikle eğmez. Bir gider bin gelir. Burada söylemek istediğimiz şu. Hiçbir vatandaşımız ön yargılı bir şekilde davranışta bulunmazsa birbirimize yardımcı bir şekilde yolumuza... Gün kenetlenme günü. Aynen, gün kenetlenme günü. Herkes birbirine girişkin bir şekilde yola devam ederse bunun suveti daha çabuk atlatacağımızı belirtmek çok isterim. Çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Ayrıca bir küçük şeyim daha var. Ziraat Odası Başkanımız, Rasim Başkanımızın ayrıca bizimle ilgilenmesini arz ederim buradan. Tabii çok büyük kayıplar var. Tarım alanları, üretim alanları çok büyük hasar gördü. Daha sonrasında aslında devletin desteği çok önemli. Evet, burada köylü olmazsa, ya kısacası millet olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa millet olmaz. Yani bütün söylemek istediğim budur. Çok teşekkür ederiz. Size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah güç kuvvet diliyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, buyurun şimdi yine
Buraya gelen gönüllü olarak yangının ilk gününden beri nöbet tutan genç bir kardeşimiz, 15 yaşında bir kardeşimiz var, onu tanıyacağız. Ya ben Münir. 7. günüm. Biraz sesli. Bugün 7. günüm, 7 günden beri sağdayım. İlk önce yangında görev aldım. Şimdi gıda personellere gıda takviyesinde görev yapıyorum. 7 gündür 4 saat uykuyla beraber ayaktayım. Serum ve filan ilaçlarla ayaktayım. O yüzden kriz merkezinde falan işte kaplıyorum. Tabii şimdi çok çok büyük bir sorumluluk aldın aslında. Yani bu yaşına rağmen gerçekten yaşıtlarına örnek olacak bir sorumluluk bu. Yangının sahasındasın. Önce desin. Bunlar sana neler hissettirdi? Neler düşünüyorsun? Yani teröre karşı bu milletin birliği bu kadar büyük bir fedakarlıkla yan yana gelen, bir araya gelen, omuz omuza mücadele veren insanlar sana neler hissettirdi? İlk önce Türk olduğum için kendime gurur duyuyorum. Ve bizim PKK toprakları yaktığını duydum ben birçok yerden. Onlar istediği kadar yaksın, biz bunları yine söndüreceğiz. Yani bu gurur yani. Şu nasıl hissediyorum? Ben şanslıyım Türk olduğum için. Yaşım hiç şey fark etmez, yine ne olursa olsun ben bu şey, yani görev yapacağım. Kendi yaşım olsa yine görevimi yapacağım, yerine getireceğim. Çok teşekkürler. Yani kolaylıklar diliyoruz. Evet. Gururlu bir annemiz. O da gencimizin annesi. Evet. Siz neler yaşadınız burada bir haftadır? Aslında gördünüz? Ben bir anne olarak panik ve yani korku yaşadığım ilk günlerde. Çünkü farklı noktalardan farklı büyük yangınlar ve bizim bulunduğumuz mahallede ciddi bir tehdit altındaydı. Ama bizim mahalle açıldıktan sonra hani baktım, yani duramadık aile olarak, ne yapabiliriz diye mücadele ediyoruz. Sağdaki mücadele eden arkadaşlara ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ne eksikleri, ihtiyaçları varsa. Yani kızım da aynı o mücadeleyi... Kızımızı da görelim. Kızımızı da görelim. O da sahada. Evde. Evet. Ne yapabiliriz diye. Yani yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki inşallah daha güzel. Şu anki tek mücadelemiz zaten yangının sönmesi. Ondan evet. Sonra zaten çok güzel şeyler, plan ve projelerimiz de var. Devletimizle birlikte hani ne yapabiliriz projesindeyiz. Evet. Yeniden yeşerteceğiz. Yeniden bir birleştireceğiz. Yani evet. Güzel şeyler olacak inşallah. Evet. Yani evet. Bu yakmayla bitmeyecek biz. Biz küllerinden doğan bir ülkeyiz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan çıktık. Ne darbeler, ne mücadeleler gördük. Bunlar bizim için yani basit şeyler diyeyim. Biz yeniden küllerinden doğabilecek bir ülkeyiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Seni de dinleyelim. Bunca gündür buradasın. Neler hissettin? Neler yaşadın? Türkiye olarak... Önce tanıyalım. Benim adım Zümran Nur Baştar. Sporcuyum. Sporcusun. Tekvandocu musun? Yok, judocuyum. Bayağıdır devlet, bütün Türkiye buraya geldi ve herkes dayanışma içinde. O zaman kadar düşmanlarımız bizi bitirmeye de çalışırsa biz bitmeyiz. Bir birlikle ve beraberlikle tekrar doğarız. Yani çok güzel iyi. Kuşağı. Bunlardan çok iyi. Çok iyi. Çok güzel bir sen farkındasın. Burada olan bir tane her şeyin farkındasın. Yani bu yangının arkasında kimin olduğunun, evet, ve Türk milletinin bu saldırıya cevabının ne olduğunun da farkındayız. Evet. Biz her zaman biz yıkmaya da çalışsalar biz ayakta kalırız Türkiye olarak beraber ve birlikte. Evet. Çok teşekkürler, evet. Sana da. Sağ ol. Yolun açık olsun. Evet, şimdi de az önce yangın bölgesinden gelen çalışanlarımız, emekçilerimiz giriş yaptılar buraya, sahaya. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sağ olun, size kolay gelsin. Size teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu vatan, bu ülke, bu yeşil vatan size minnettar. Neler yaptınız, nereden geldiniz ve orada neler oldu? Şimdi biz yangın bölgesinden geliyoruz. 8 gündür yangınla uğraşıyoruz. Bu Gece gündüz demeden savaşıyoruz. İnşallah bugün sonlandıracağız. Bakalım. Hayırlısı neyse olsun.
Evet, biraz bugün sanırım her günkünden zor bir mücadele veriliyor. Aynen, çünkü bugün çözülmesi artık gereken çözülmesi gerekiyor. Evet. Bayağı bu uzadı çünkü. Yani vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız. Biz buradayız. 3-5 tane de çapulcuya böyle alalım. Ormanları yakanlara, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizi ölene kadar sürdüreceğiz. Hep beraber köylü, vatandaş, orman personeli, İTÜA'ya, her türlü Türkiye'nin Türk bayrağının altında kim ne kadar dayanışma varsa hepsinden Allah razı olsun. Hep birlikte beraber aşacağız bunları. Şimdi bakıyoruz buraya, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Ağrı'dan. Her bölgeden Diyarbakır'ından tut, Avrupa'sından tutun, Malatya'sı, Kocaeli, Adapazarı, Trabzon, Gümüşhane, Türkiye'nin her bölgesinden araçlar su takviyesine olsun. Biz arazide çalıştığımız için onları görebildik ama her bölgeden geldiği söyleniyor. Her türlü yardımların, o yardımları edenlerden de Allah binlerce razı olsun. Gece gündüz bırakmadılar. Gece gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz. Her türlü uykusuz. Siz şimdi bu mücadeleyi sürdürürken evleri, köyleri, tarım alanları yanan yurttaşlar da buralara koşup geliyorlar. Her şeye rağmen o kayıplarını geride bırakıp buraya geliyorlar. Yangını söndürmek için çaba sarf ediyorlar. Bir taraftan da sosyal medyalarda, yayın organlarında işte yok yapamadılar, edemediler, orada yetersizler, burada... Hava şartları uygun olmayınca bizim mücadelemiz, sonuna kadar mücadelemizi veriyoruz ama inanılmaz derecede bir Antalya bölgesindeyiz, Akdeniz bölgesinde. Aşırı sıcaklar, 45-50 dereceyi bulan sıcaklar, bir de buna üstelik Poyraz dediğimiz... Bizim çok güçlü Poyraz'la birlikte hava sıcaklığına küçücük bir kıvılcım 2 dakikanın içinde koskocaman ateş oluyor. Bu ateşle birlikte de hava harekatı her türlü imkanlar olduğu halde hava şartlarının o kadar zor olması, yani bu şekilde büyüdü yani. Normalde hava şartları düzgün olsa bizim verdiğimiz mücadele, bizim birliğimiz, bizim bütünlüğümüzle ben inanıyorum ki yani hava şartları iyi olsaydı anında o bu şekilde olmazdı. Kimse de istemezdi yani bu şekilde olmasını. Peki yalnız, ormanlarımızı kundaklayan PKK'ya üstlendi biliyorsunuz. Cevabı nedir? Yani sizin Allah versin. Allah onları beter etsin. Orman sadece orman yanmıyor. İçinde binlerce hayvan, içinde her türlü canlının yandığı bir şey yani orman. Vatan, yeşil vatan, ciğerlerimiz yandı. Her şey bitti yani şu durumda. Antalya, Manavgat, çiçek gibi memleketimiz 3-5 tane çapulcunun bu şekilde yakmasınla ama yılmayacağız. Yılmayacağız. Mücadelemizi devam ettireceğiz yani. İnşallah yeniden yeşillendireceğiz. Var olun. Emeklerinize sağlık. Elinize, ayağınıza sağlık. Tüm Türk milleti adına, tüm izleyicilerimiz adına sizlere binlerce kez teşekkür ediyoruz. Yani ormancılar ordumuzun neferlerisiniz sizler. Evet. Var olun. Siz konuşmak ister misiniz? Ben biraz konuştum da. Yok, sizi duyamadık. Buyurun, sizi tanıyalım. Evet, 8 gündür başlıyoruz. Memleketimizi uğraşmaya devam ediyoruz. Yazlı sıcaklarda günlerce uğraşıyoruz. Memleketi yaktıklarını sananlar. Cevabınız nedir? Bu kadar uğraştığımız için yapmaya devam ediyoruz. Sıcaklarda bu
şeycileri de yapanlardan hesap sorulur. Hepsi sormaya devam edeceğiz. Evet. Allah izin verirse onları dertlerinin bir şeylerden inşallah şey yapar. Bizleri memnun eder. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yorgunsunuz. Siz yorgunsunuz. Biraz dinlenin, soluklanın. Birazdan tekrar çünkü sahaya gideceksiniz değil mi? Sahaya gideceğiz. Var olun. Son olarak bütün köy muhtarlarımız, Ramazan muhtarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımıza buradan... Nerenin muhtarı o? Çardak köyü muhtarımız. Çok teşekkür ettiğimizi bildiriyoruz. Evet, burada evet onlarca muhtarla karşılaştık biz. Aynen. Buraya geldiğimiz günden beri. Evet. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Sosyal medyalarda, farklı ekranlarda bütün o kara propagandalara, o bozgunculuğa rağmen işte sahadan, buradan, cephe hattından, yangının cephe hattından, ormancısından gönüllüsüne yurttaşlarımızı dinledik. Aslında en güzel cevap buydu. Şimdilik biz sözü stüdyoya bırakıyoruz. Yine buralarda olacağız. Görüşmek üzere. Tüm Karasoy ve tüm ekibimize iyi nöbetler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Devrim Aşkın Karasoy'un sorularını yanıtlayan annemizin dediği gibi biz Türk milleti küllerinden doğmayı iyi biliriz. Çünkü Türk milletinin mayasında var bu. Ateşi birlikte sırtlandık ve o yangını, o alevleri de genciyle, yaşlıyla el ele mücadele ederek birlikte söndüreceğiz. Ciğerlerimizdeki ateşi, yangını söndüreceğiz. Söndürmek için de milletimiz sahada, görev başında, yeşil vatanda, vatan savunmasında. Şimdi haberlerimize devam edelim. Biraz sonra konuğumuz olacak. Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa ile gündemin sıcak başlıklarını değerlendiriyor olacağız. Ve yangınlardan etkilenen alanlar için yeniden fidan dikilmesi gündemde ama uzmanlar bu politikanın doğru olmadığını, yanan alanların doğal yollarla kazanılması gerektiğini vurguluyorlar. Çok uzun zamandır bu konu gündemde ve tartışılıyor. Özellikle kızılçam tohumlarının yangına dayanıklı olduğunu, yeniden filizlenebileceğini belirtiyor uzmanlar. Bölgenin yapısını bozacak türden fidan dikiminin de tehlikeli olduğunu belirtiyorlar. Bizim önerimiz burada bu alanların doğal yollara kazanılması. Orman yangınları sonrası alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Doğal yollara kazanılmasında kızılçamların bir üstünlüğü var. Kızılçamlar yüksek sıcaklıklarda, özellikle yangın esnasında kolaylıkla yanabilen ağaçlar. Ama bunların tohumları yangın sonrasında o yangından büyük zarar görmediği için, kozalakları kalın, sert kabuklu olduğu için bunlar yanmıyorlar. Uzmanlar planlama yapmadan hemen her yere ağaç dikmenin bilimsel olmadığını vurguluyor. Devamında bu tohumlar çimlenmeye başlıyorlar ve çimlendiği için de hiçbir masrafa gerek kalmadan sadece alanı çevirerek ve alanı muhafazaya alarak, insan etkisini veya başka faktörlerden koruyarak bu alanlarda gençliği getirmek mümkün. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik, kızılçam tohumlarının önemini anlattı. Kızılçamların tohumları adapte olurken oradaki makiç elemanların birçoğunda aslında gövde kısımları yanıyor ama toprak seviyesinde ve toprağın altında olan o kök kısımlarından yeni sürgünler çıkıyor. Yine toprakta zaten var olan binlerce değişik tohum var ve çok değişik bitkilerin, orada bulunan bitkilerin tohumları var. O tohumlar toprak altında yanmadan kalabiliyor ve ertesi yıl alanda açıldığı için buraya çok yoğun bir şekilde otlu fulara geliyor. Yani aslında doğal fulara kendiliğinden hemen gelmeye başlıyor. Akkemik, ekolojik restorasyonun doğal yollarla başlaması gerektiğini ifade etti. Tohumların gelmesi, çimlenmesi sağlanmalıdır. Tohum takviyesi yapılabilir. Çok yakın bölgelerden veya Kızılçam ormanlarından tohum takviyesi yapılabilir. Eğer açık kalan, yani tohum olmayan ve herhangi bir bitkinin, ağacın gelmediği yerler varsa buralarda da
fidan dikimi yapabilir. Dolayısıyla fidan her yere dikilmez. Hemen fidan dikilmez, dikilmemeli. Profesör Doktor Ünal Akkemik, bölgenin yapısını bozacak türden fidan dikiminin de yanlış bir politika olduğunu belirtti. Kızılçamların bulunduğu sahalara, kızılçamlar çok kolay yanıyor diye, kızılçamlar yerine badem dikelim, ceviz dikelim veya incir, başka burada ağaçlar dikelim diye öneride bulunmak doğru değildir. Burada ekosistemi tahrip eder. Bizim buradaki ormancılık olarak birinci temel prensibimiz süreklilik prensibidir. Süreklilik prensibi doğrultusunda ekosistemde hangi yapı oluşmuşsa doğal yollara, biz bu doğal yolların devamlılığını sağlamak zorundayız. Dolayısıyla burada kızılçam ve makiden oluşan bir yapı vardır ve bu yapının devamlılığını sağlamak zorundayız. Efendim, sıcak bir gelişmeyi de aktaralım sizlere. Hemen arkasından değerli konuğumuzla birlikte gündemin sıcak başlıklarını konuşuyor olacağız. 7 kişinin katledildiği Konya Meram'daki silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden onu tutuklandı. Bu sıcak bilgiyi ekranlarınızda görüyorsunuz. Bizi radyodan dinleyen değerli dinleyicilerimiz için de bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra emekli kurmay albay İhsan Sefa'ya merhaba diyelim. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar Deniz Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Milletimize geçmiş olsun, yüce milletimize geçmiş olsun. Allah bu beladan bizi bir an önce kurtarsın. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. İnşallah değerli komutanım, inşallah bir an önce bu yangınları söndüreceğiz. İstedikleri hedefe de ulaşamayacaklarını az önce Antalya'dan Devrim Aşkın Karasoy, sahada bir fiil mücadele eden gönüllüleriyle, orman işçisiyle, ziraat mühendisiyle, köylüsüyle o kadar güzel anlattılar ki gerçekten dinlerken bir kere daha Türk milletinin mayasının ne olduğunu çok çok iyi anladım. Bir annemiz dedi ki biz Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir milletiz, küllerinden doğmuş bir milletiz, yine bu küllerden doğacağız, kimse bundan medet beklemesin dedi. Kıymetli bir sözdü. O yüzden size de aktarmak istedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir savaş taktiğiyle mi karşı karşıyayız? Eğer öyleysek bu savaş taktiğiyle Biden neyi hedefliyor Türkiye'de? Evet, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir tür savaşıyla, bakın yeni bir savaş tekniğiyle, taktiğiyle karşı karşıyadır. Bu artık Türkiye'nin ekonomisini yok etmeye yönelik bir savaş taktiğidir. Ormanlarımız yanıyor. Yanan ormanlar neresi? Sahil kesimleri, turizmin bulunduğu bölgeler ve tarım alanlarına yakın yerler. Tarım alanları dolayısıyla büyük zarar görüyor. Tabii Suriye'de Türkiye'nin sırtını yere getiremeyen, Türkiye isteklerini kabul ettiremeyen, orada bir PKK bir devleti kurduramayan, ikinci bir İsrail kurduramayan Amerika artık kudurmuştur. Bütün silahların namlarını Türkiye'ye çevirmiştir. Akdeniz'de karşımıza çıktı, engelleyemediler. Efendim Azerbaycan'da, bak, Karabağ'da karşımıza çıktılar, Türk milletinin karşısına çıktılar, heder oldular. Yani ekonomik olarak çökertmek için de biliyorsunuz kara gücüm dediği silahlı, kara gücüm dediği PKK'ya on binlerce tır silah verdiler. Ve halen de vermeye devam ediyorlar. Şimdi yine bunları kullanarak da ormanlarımızı yakıyorlar. Kimse bana bunlar işte doğal afet vesaire demesin. Bu resmen bir savaştır. Ormanlarımızı yakıyorlar. Bugün İçişleri Bakanlığı dinledim. Bu konulara pek değinmedi. Haklıdır, değinmeyebilir. Bunların zamanı değildir. Bunlar daha sonra anlatacaklardır. Ama peki hırsız tamam da ev sahibinin hiçbir suçu yok. Evet, bizim de suçumuz var. Bugün böyle bir savaşa karşı bizim önceden hazırlıklı olmamız lazım. Bakınız, Türkiye'nin savunmasıyla ilgili hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, jandarma vesaire. Bunları biz sağa sola ihale ediyor muyuz? Bu savunmayı kim yapıyor? Devlet kendisi yapıyor. Ormanlar da bizim vatanımız. Oraya saldırı var. Bu saldırı geçmiş yıllarda olmuştu. Bu yıl daha fazla oluyor. Biz bunu niye ihale ediyoruz? Neden başka yere ihale ediyoruz? Bu aslında bir
hatadır. Umarım bu hatadan dönülecektir. Efendim, tabii konuşacak çok şey var ama şimdi hatalar konuşma zamanı değil. Şimdi az önce orman yangını söndürme çalışmaya katılan arkadaşlarımı dinledik. Köylüleri dinledik. Yüce Millet'in birlik beraberliğini bir daha gördük. İçimiz coştu. Evet. Şimdi artık biz ne yapacağız? Onu konuşma zamanı. Biz ne yapacağız? Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Suçlama zamanı değil. Evet. Biz ne yapacağız? Bakınız sosyal medyada saldırı devam ediyor. Oraya gelmeden önce komutanım, böyle sorularım var size sormak istediğim. Sonrasında açmak istediğim en son çözüm önerisini konuşmak istiyorum. Biliyorum ki bu konuya ilişkin söyleyecekleriniz var. Evet. Ben de ve izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bunu merakla bekliyorlar. Öncelikle biraz gündemdeki tartışmalara ilişkin yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü havayı çok iyi biliyorsunuz. Mücadeleyi çok iyi tanıyorsunuz. Gündemdeki tartışmalar işte uçak helikopter tartışması ve Türk Hava Kurumu ile ilgili tartışmalar. Bu tartışmalara bakış açınızı merak ediyorum. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yangın söndürmede ana unsur uçaktır. Yangın uçaklardır. Helikopterlerde evet kullanılmaktadır. Ciddi fayda sağlamaktadır. Ancak helikopterlerin bazı sıkıntılar var. Şöyle ki, helikopterler taşıdıkları su miktarı 2-2,5 ton kadar. Bu bir. Çok alevlenmiş, şiddet artmış bir yangına helikopterin havadan attığı su daha yangın üzerine varmadan buharlaşıyor. Çok fazla etki sağlayamıyor. Ama yangın uçaklarında uçağın içine konulan ilave kimyasalla o suyun atılırken buharlaşması önleniyor. Uçakların böyle bir avantajı daha var. Ayrıca uçaklar biliyorsunuz helikopterlere göre en az 2 kat, 3 kat daha fazla suyu aynı anda atabiliyor. Yine uçakların su atmadaki hedef vurma şansı ihtimali helikoptere göre çok daha yüksek. Çünkü helikopter nihayet bir sepeti sallayarak götürüyor. Sallayarak götürdüğü bir sepeti yangın üzerine bırakması evet isabet olur ama uçak kadar olmadığını görüyoruz. Zaten dünyada helikopter ve uçak beraber kullanılıyor birçok ülkede. Yani tek başına helikopter de değil, tek başına uçak da değil. Bunlar hep birbirini yedekliyor. Uçağın giremediği alanlar vardır. Helikopteri koyarsınız. Yine helikopterler bilhassa yangının başlangıç aşamasında çok faydalıdır. Yangın daha ilk başlarken helikopterler ilk başlangıç noktasına direkt nokta isabetli atış yaparak yangını söndürmede başarılı olurlar. Ve söndürülmüş yangının da daha sonraki aşamada soğutulması da daha çok helikopter etkili olmaktadır. Helikopterle ilgili bir mahsusta şöyle bir iddialar var. Yani helikopter döner kanat olduğu için özellikle çam ormanlıkların üzerinde uçuşlarında kanadın verdiği rüzgar etkisiyle yangını dağıtabiliyor iddiaları var. Bu tabii uçanlar daha iyi bilir. Mantıklı bir iddia olabilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla yangın söndürmeleri bizim helikopter ve uçak beraber komplike bir sistem olması lazım. Evet biz bu yangın söndürmeyi çok daha önce Türk Hava Kurumu yıllarca yaptı. Hatta Türk Hava Kurumu uçaklarına da ateşin kuşları denilmişti o dönemde. Çok başarılı hizmetler verdi. Hatta yurt dışına da gönderildi. Örneğin İsrail'e 2 uçak gönderdik geçmişte yangın söndürmede gibi. Ama son dönemde Türk Hava Kurumu'na bu ihaleler verilmediği için ya da verilemediği için nedenini pek fazla bilemiyorum. Sonuçta Türk Hava Kurumu dışlandı. Dışlandıkça da uçakları elde kaldı, uçurulamaz oldu. Pilotlarına maaş ödeyemez oldu. Pilotlar dağıldı, başka yerlere gitti. Sonuçta Türk Hava Kurumu hangi alanda? Benim bildiğim 11 tane M18 Dromer. Ayrıca 2009'da satın alındığı bildiğim 9 adette CL-215 bombardiyer uçağımız var. Yani 20 civarında uçak var benim bildiğim.
ve bunlar şu uçmuyor. Bunlar hemen uçuram desek hemen de uçuramayız. Acil olarak bu uçaktan uçabilmesi için de ancak bazı tedbirler var. Bunları yine daha sonraki tedbirler bölümünde arz ederim ben. Sorularınız varsa bu bölümü geçelim. Sorularınızı cevaplayayım bunları geçelim. Tabii ki. Az önce aslında siz sözünüzü devam ettirirken sosyal medyadaki bir takım tırnak içinde söylüyorum çağrıların yer aldı. İşte Help Turkey, Global Call gibi. Daha sonrasında FETÖ uzantılı bir takım uzantılarıyla yönetildiği ortaya çıkan hesaplarla hedeflenen neydi? Ne anlama geliyordu bu açıklamalar, bu çağrılar? Bütün sosyal medya araçlarında hepimizin önüne döküldü. Bilinçli olarak paylaşan vardı, içi yanıp da paylaşanlar da oldu elbette ama bizim görevimiz de bu konuya açıklık getirmek. Buyurun. Maalesef bunların hepsi yalan haberlerdi. Bunlar zaten yurt dışı kaynaklı tek bir merkezden paylaşıldığı ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı bunu açıkladı zaten. Dolayısıyla tabii vatandaşımız, içi yanan vatandaşımız da bunlara kanıp hemen paylaşıverdiler birçoğu. Halen de bu tür provokasyonlar, psikolojik harekat devam etmektedir. Bunlara karşı sosyal medyaya uyanık olmak lazım. Özellikle daha önceki yangınlardan sahneler, başka ülkedeki yangın sahneleri sosyal medyada yer almakta. Sırf Türkiye'yi çökertmek, insanımızın moralini bozmak, çaresiz bırakmak, teslim almak. Ama görüyoruz ki, işte az önce siz de yayında izledim ben de, vatandaşımız, insanımız, milletimiz, yüce milletimiz hiç de öyle teslim olacak bir millet değil. Sonuna kadar mücadele edecek, birlik beraber içinde olacak bir milletimiz var. Bundan da gurur duyuyoruz hep beraber. Böyle dönemlerde sosyal medyadaki buyurun. Böyle dönemlerde iç cephe özellikle mi hedef alınıyor? Yani bu bilinçli bir nefret dili midir? Bu nefret dili sosyal medyada bilinçli olarak mı kullanılıyor? Mesela İç cephedeki bu hedeflenen ayrıştırma Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl bir zarar verir? Tabii ki bu tür ayrışmalar iç kavgayı körüklemeye çalışırlar. Yani içte bir kavga, kargaşa yaratmak, güvensizlik yaratmak, hemen işte iktidara saldırmak. Halbuki bugün iktidara saldırma günü değil. İktidarın suçları var mı? Var. Hataları var mı? Var. Bunları eleştireceğiz. Ama bunların şimdi sırası değil. Ama karşı taraf bunları hemen ortaya kayıp psikolojik harekatla insanlar yönlendirip bir iç kargaşa çıkartmak, umutsuzluk yaratmak, kaos ortamında da Türkiye'yi dize getirmek istiyorlar. Bu öyle Türkiye'ye dize getirecek bir ülke değil. Az önce bahsettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savaş taktiğinin bir parçası mıdır? Tabii ki. Tabii ki yeni savaş taktiği zaten bu. Yani psikolojik savaş zaten hep uyguluyorlar. Ama şimdiki yeni savaş taktiği ekonomi çökertmek için ormanları yakmak. Şimdi bu yavaşlak değil. Bizim de artık buna karşı bir strateji geliştirmemiz lazım. Nasıl ki hava kuvvetlerini bir başka şirkete ihale edemiyorsak, kara kuvvetlerini bir şirkete ihale edemiyorsak, sınır güvenimizi bir şirkete ihale edemiyorsak, artık yeşil vatan güvenliğini ormanlarımızın korunmasında herhangi bir şirkete ihale etmemeliyiz. Çok yanlış bir hareket yapmıştır. Çok yanlış bir strateji olmuştur. Belki ucuza mal edeceği düşüncesiyledir. Savunmanın ucuz olmaz. Savunmada tasarruf düşünülemez. Nasıl ki itibardan tasarruf edemeyiz diyorlarsa savunmadan da asla tasarruf düşünülemez. Çünkü vatan savunmasıdır bu. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğim yine oraya da ivedi bir şekilde orman yangınlarıyla mücadelede kendi uçağını, helikopterini, sistemini oluşturması lazım. Evet. Otel açmak için yaktılar, bu ormanları devlet bilerek yaktı diyenlere ne dersiniz? Bu söylemler neye hizmet ediyor sizce? Var mı böyle bir yer? Göstersinler. Yok öyle bir yer. Bakanlık da bunu açıklıyor. Defalarca söylüyor. Kesinlikle orman alanında ne varsa aynısı olacaktır. Oralara otel vesaire inşaat yapılamayacaktır. Açıklamaları sürekli var devletin. Böyle bir yerde var mı göstersinler bilmiyorum ben. Yani yanan yeri kasten yakıp da efendim biz burayı daha sonra otel yapalım, turizm açalım. Bunlar olacak şeyler değil. Bunlar kara propagandanın şeyleridir bana göre.
unsurlardır. Peki sizce şimdi PKK terör örgütünün bir kolu olan, bir uzantısı olan, adını söylemek istemiyorum. Siz biliyorsunuz, dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de biliyor. Üstlendiği halde adını ağzına alamayan siyasi bir iklim var. İsim verecek olursak. Maalesef. İşte muhalefetin maalesef, oluşturduğu evet, Millet İttifakı. Etrafında dolanıp duruyorlar. Evet. Yaptıkları açıklamaları yani, evet. Dinliyorum. Kınayacaklar mı, tepki gösterecekler mi, artık bir hareket, bir tepki bekliyoruz ama niyeyse hiçbir şey söylemiyorlar. Sizce niye? Maalesef onlar kendi başına bir şey söylemezler. Emir Amerika'dan gelecek, ona göre konuşacaklar. Yani oradan gelecek rüzgara bakıyorlar, ona göre konuşacaklar. Ben dolayısıyla çok üzülüyorum. Yani muhalefetin şu haline çok üzülüyorum. Yani Türkiye'nin birlik beraberliği için tepki yumruk olması gerekirken, ne bileyim yani, tamam Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz, AKP'yi sevmeyebilirsiniz, ben de sevmiyorum. Ama düşmanlık yapmak başka, çünkü ona yapılacak düşmanlık, iktidara yapılacak düşmanlık bu dönemde Türkiye'ye yapılacak düşmanlıktır. Yani Türkiye'ye yapılacak düşmanlıkla iktidara yapılacak düşmanlık aynıdır. Dolayısıyla iktidara sevmeyebilirsin, o partiye destek vermeyebilirsin. Ama düşmanlık yapmamak lazım. Bugün yapılacak düşmanlık Türkiye düşmanlıktır. Öyle ki bazılarının maalesef gözlerini bürümüş, düşmanlık bürümüş. Yani nereden ne bulunur da iktidara saldıralım hevesliler. Ama iktidara saldırırken Türkiye'ye saldırıyorsun, Türkiye'ye zarar veriyorsun. Önemli olan Türkiye'nin menfaati şu anda. Ha, iktidarın yanlışları var, doğrular var. Hele şu olaylarda geçmişten kaynaklanan yanlışlar devam ederek geliyor. Bunlar tartışılır. Türk Hava Kurumu 20'ye yakın geliri vardı. Hepsi tek 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 kaldırıldı. Arkasından en son 2013'te kurban derisi toplaması da kaldırıldı. Türk Hava Kurumu gelirden yoksun kalınca ne oldu? Borçlandırıldı, sonra kayyum atandı. Yani Atatürk'ün kurduğu, 1925'te kurduğu Tayyare Cemiyeti, ki Büyük Önder o zaman cemiyeti kurarken de cemiyeti Cumhurbaşkanı'na emanet etmiş. Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunu vermiş. Arkasından 35'te Tayyare Cemiyeti Türk Hava Kurumu olarak ismi değiştirildi. Ve yine bu Türk Hava Kurumu'nun gelir kaynakları belirlenmiş. Ama bugün bütün gelir kaynaklarından yoksun bırakılmış, borçlandırılmış ve kapısına kilit tutacak hale getirilmiş. Şimdi bu kimin suçu? Türk Hava Kurumu suçu mu? Yok. Türk Hava Kurumu'nun gelirini kesenlerin suçudur bana göre. Bunlar daha sonra konuşulur. Bunlar şimdi konuşacak şeyler değil. Biz bugün bu yangını nasıl yaparız? Nasıl söndürürüz? Bu yangının arkasındaki güçleri görelim ve buna göre artık uyanalım, tedbir alalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da benzer ifadeler kullandı komutanım. Önceliğimiz şu an bu ateşi söndürmek, sonrasında hesaplaşırız gibi bir cümlesi vardı. Şimdi izleyicilerimiz çok merak ediyorlar. Bizler de merak ediyoruz. Bize böyle yangınlarda havadan müdahale nasıl yapılır? Nasıl yapılmalı? Hangi koşullarda nasıl ihtiyaçlar gözetilir? Anlatabilir misiniz? Merak ediyor izleyicilerimiz. Çünkü günlerdir yine dönüp dolaşıp sosyal medyaya geliyoruz. Çünkü hashtag havadan yardım istiyoruz. Helikopter yok, uçak yok, insanlar yanıyor. Buraya uçak gönderin gibi birçok paylaşım oluyor. Merak ediyoruz şu an yürütülen mücadelenin hava bölümünü. Tabii şu andaki yürütülen mücadele hava bölümünde bizim kiralanmış 3 uçak vardı. 16 tonluk uçaklar da bunlar bildiğim kadarıyla. Bu uçaklara ilaveten de işte yine şirket vasıtasıyla olmuş 45 civarında helikopter. Daha sonra işte komşu ülkelerden gelen, Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen uçak ve helikopterleri, bunların sayıları arttı. Hatta İspanya'dan da 2 tane uçak geldiğini biliyorum. Dolayısıyla yangına müdahaleden önce esasında bizim yangını başlarken görmemiz lazım. Başlattırmamamız lazım. Bunun için de her şey önce bir kere bizim havadan yangını gözetleyecek
görecek, önleyecek bir gücümüz olması lazım. Ve bu güç de milli olması lazım. Öyle ihaleyle bu iş olmaz. Yani nasıl ki hava kuvvetlerini, kara kuvvetlerini biz ihaleyle bir yerine veremiyorsak ülke savunmasını, aynı şekilde yeşil alanların, ormanlarımızın, yeşil vatanın savunmasını da ihale edemeyiz. Burada yapılacak şey öncelikle kısa vadede Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakları faal hale getirmek. Evet, bir seferberlik ilan edilir. Türk Hava Kurumu'nun daha önce görev yapmış ve maaşını alamadığı için veya değişik nedenle hava kurumları ayrılmış pilotlarını geri çağırırız. Bakın personeli geri çağırırız. Bundan kısa sürede tazeleme eğitimleri yapılır. Ve mümkün mertebe ilk etapta anlattıklarına göre 4-5 tane uçak, özellikle CL-215 bombardiyer fuar edebileceği söyleniyor. Bu 4-5 uçak fuar edilse bunlar çok iş görür. Çünkü 10 tonluk büyük uçakların arazide harekat yapması zor. Daha çok böyle taksi gibi girip çıkacak 5'er tonluk uçakların hareket yapması daha başarılı, daha etkili olur düşüncesindeyim. Ki yangınlarda görmüş arkadaşlarımla da bunu görüştüm. Onlar da benimle bu konuda aynı fikirdeler. Öncelikle kısa vadede bunların yapılması lazım. Yine dost ve komşu ülkelerden alabildiğimiz kadar destek almamız lazım. Gerekiyorsa kiralamamız lazım, uçak kiralamamız lazım. Yine ayrıca daha önceki yıllar denemiş Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki C-130 uçaklarına bir takım modifikasyon yapılarak bu uçakların yangında kullanılabilirliği test edildi ve çok da başarılı olmuşlardı. Ha, bu uçak denizden yakıt alamaz, denizden gitti ya da gölden gitti su alamaz ama meydandan yüklediği 20 tonluk bir şeyle suyla gidip yangına müdahale edebilir. Tabii o da her yerde kullanamaz. Dediğim gibi kısıtlı alanlar kullanılabilir. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Orta ve uzun vadede ise bana göre özellikle Türk Hava Kurumu'nun güçlendirilmesi lazım. Bakın Türk Hava Kurumu'nun yangına mücadele çok ciddi bir altyapısı, tecrübesi, bilgi birikim var. Bu bilgi birikimi, tecrübeyi başka yerde biz bulamayız. Ne yapıp Türk Hava Kurumu'nun başına havacılığı bilen birilerini getirmemiz ve Türk Hava Kurumu'nu ilgili gerek yasal düzenlemeler yapmamız ve Türk Hava Kurumu vasıtasıyla yangınları söndürmemiz lazım. İhale falan diyelim, geçsin artık. Gerekirse Türk Hava Kurumu'na milli bütçeden pay ayırırsın. Bu çok bir şey tutmaz. Türk Hava Kurumu borçları, uçaklar vesaire. Ayrıca bu elindeki mevcut uçaklar modernize edilmeli. Hatta imkan varsa gece görüş kabiliyeti uçaklara sahip olmamız lazım. Bakın gece oldu, yangına müdahale edemiyoruz, kaldık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'dan 4 helikopterin geleceğini, bu helikopterlerin gece kullanımı için gönderildiğini ifade etti. Gece hava müdahalesinin devam edebilmesi için Ukrayna'dan gece için kullanılabilen helikopterin, 4 helikopterin yarın çalışmalara katılacağını ifade etti. Ama o yeterli. Bizim kendimizin olması lazım. Evet, kendimizin hem uçak hem helikopter olması lazım bu şekilde. Yani bir Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde yangına müdahale edebilecek helikopter, uçaktan oluşan model edilmiş uçaklarla beraber bir fiyat olması lazım. Tabii yine İHA'larla 7-24 saat ormanların, riskli bölgelerin kontrol edilmesi lazım. Mutlaka bunlar yapılıyordur ama bunların tek bir merkezde olması ve özellikle tekrar üzerine basa basa söylüyorum, Türk Hava Kurumu vasıtasıyla yapılması en geçerli, en aklı başında çözümdür. Yani bizim buradan bir ders çıkarıp gelecek için yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. Ben sizin anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Böyle dökme sürü değirme döndürmek olmaz. İhaleye verdim, geldi 3 uçak. Yok, yardım geldi 2 uçakla bu iş olmuyor. Bakın yandı gitti. Eğer yine tenkit etmek istemiyorum ama
eğer bunlar daha önce yapılmışsaydı bu yangınlar bu kadar büyümeden söndürülmüş olabilirdi. Bundan sonrası meteoroloji için etkisi vesaire vesaire ama, Türkiye evet. bir yangın filosu mu kurmalı? Kesinlikle, kesinlikle ve bu da Türk Hava Kurumu'nun sunulması lazım. Hükümetin, iktidarın, hükümetin desteği olması lazım buna ve ayrıca milli bütçeden gerekirse pay ayrılması lazım. Türk Hava Kurumu'nun gelir kaynaklarının tekrar bir şekilde düzenlenmesi lazım. Bakının böyle güçlü bir filonun olması aynı zamanda karşı taraf için caydırıcıdır. Nasıl ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı güçlü bölgedeki bize gözünü dikenlere karşı bir caydırıcı güç ise işte ormanları koruyacak bir havadan yangın filosunun güçlü bir yangın filosu olması da aynı şekilde karşı taraf için caydırıcıdır. Yani ormana gidip ateş atmaya korkacaklar. Çünkü havadan gözetlendiğini görecek. Yakalanacağını bilecek. Dolayısıyla ivedilikle bu tedbirlerin alınması buradan çok iyi ders çıkarmamız gerekir. Komutanım çok çok teşekkür evet, ediyorum. Benim. Değerli katkılarınız için. Hem neler yapılması gerektiğini anlattınız hem de mücadelenin hangi şartlarda nasıl yürütüldüğünü ve bu mücadelenin aslında hangi şartlara rağmen Türk milletinin duyarlılığıyla nasıl devam ettiğini anlattınız. Bu yangını ciğerimize düşürenlerden nasıl hesap sorulması gerektiğini de anlattınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz var mıydı? Lütfen buyurun sizi uğurlamadan önce. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Tekrar milletimize geçmiş olsun. Türk milleti büyük millettir. Bu millet her türlü belanın, musibetinin hakkından gelir. Teşekkürler. Millete diz çöktüremezler, çöktüremeyecekler de. Teşekkürler komutanım. İyi geceler efendim. İyi geceler. Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa konuğumuzdu. Gündemin sıcak başlıklarını birlikte değerlendirdik. Önemli bir uyarısı vardı. Ders olsun ve bundan sonrası için Türkiye bir an önce tüm teşkilatıyla, tüm alanlarda aktif bir şekilde kullanılacak yangın filosu oluşturmak zorunda. Türk Hava Kurumu'nun bünyesi de düzeltilmek zorunda ve güçlendirilmek zorunda. Türkiye'nin vatan mücadelesinde sınırlama, tasarruf olmaz. Vatan mücadelesinde savunmada ne gerekiyorsa yapmak gerekir diye de ekledi emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa. Kendisine bir kere daha çok çok teşekkür ediyoruz. PKK'nın üstlendiği yangınların planlanma sürecinde birçok kripto FETÖ'cünün parmağı olduğu iddia ediliyor. Güvenlik ve terör uzmanı İmdat Muğlu, FETÖ ve PKK bağlantısının nasıl kurulduğunu Ulusal Kanal'da anlattı. Biraz önce saymış oldukları gücün hepsinin arkasında bugün bu yangınlar da arkasında hep FETÖ-PKK işbirliği var. Türkiye yıllardır ABD'nin maşaları FETÖ ve PKK ile savaşıyor. Terör ve güvenlik uzmanı İmdat Muğlu, FETÖ'nün Türkiye'de çıkan orman yangınlarındaki rolüne ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bunu bu ülkede bilecek o mekaplı terörist değil. O mekaplı terörist eline çakmayı alır yakar. Ya da canlı bomba olur, parçalanır. Ona talimatı veren, o bilgileri sağlayan, halen maalesef ben iddia ediyorum bu ülkede halen %40, %45 civarında olan, içinde bütün ben kendi mensubum oluşum Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere birçok kurumda, halen birçok noktada kripto FETÖ'cüler var. Maşa olarak PKK kullanıldı ama PKK'nın arkasında bizzat bir fiil FETÖ'nün parmağı var. Bir önce Sayın Bakan'ın bahsetmiş olduğu bütün noktalara hakim olan, bugün o Kandil'de talimat alan bir terörist bir FETÖ'cü kadar Marmaris'i bilemez, Manavgat'ı bilemez, Alanya'yı bilemez, Gazipaşa'yı bilemez. Yangınların turizm bölgelerinde çıkmasının rastlantı olmadığını vurguladı. Bu yangınlar Türkiye'nin bacası sanayisine, ülke ekonomisine saldırıdır dedi. Bugün özellikle tam turizm tesisleri doluluk oranları %100'e varınca turizm ekonomik olarak ciddi şekilde bacasız fabrika çünkü turizm. Bacasız fabrika dediğimiz fabrika tam faaliyete başladı. Bir anda özellikle turizm kentleri olan yerlerde yangınlar çıktı. Yangınlara ilişkin PKK'yı işaret etmenin onlara güçlü göstermek olmadığına vurgu yapan Muğlu, esas çözümün siyasi uzantı HDP ve türevlerini kapatarak olacağını belirtti. Şimdi PKK deyip de geçmemek lazım. PKK'yı büyütmek değil buradaki amaç. Terörle mücadelede yıllardır terörle ilgili, terörün çalışmalarıyla ilgili birçok olayı, işte o zaman TRT'nin sadece bir yayını vardı.
Anadolu görünümde işte şu kadar terörist öldürdük, bu kadar terörist öldürdük. Ne şehit sayımız, ne başarılı operasyonlarımız gözükmezdi. Ne de kullanmış olduğumuz silah ve araç gözükmezdi. Ama şimdi, evet gerçekten bunu bütün yüreklikle söylüyorum, PKK'nın Türkiye'de beli kırılmıştır. PKK'nın bir fiil, silahlı gücün beli kırılmıştır. Ama bugün HDP kapatılmadığı sürece, bugün KCK dediğimiz yapılaşma olduğu sürece PKK'nın belini ne kadar dağda kırmış olsak da şehir yapılaşmasında kırmamız için HDP ve HDP gibi partilerin sesini kısmamız lazım, kapatmamız lazım ve gerçekten vatan hainliğinden, teröre üye olmaktan terör suçlusu gibi yargılamak lazım. Türkiye karşıtı Help Turkey kampanyası deşifre edildi. Orman yangınları sonrası Global Call başlığıyla yurt dışı merkezi başlatılan sözde küresel yardım çağrısının sahte hesaplar tarafından başlatıldığı analizlerle belgelendi. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık, PKK ve FETÖ destekli kampanyada paylaşımların %25'inin Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıldığına dikkat çekti. Sosyal medya çok önemli ve aktif bir role sahip. Manipülasyon ve dezenformasyonun merkezi durumuna geldi. Terör örgütleri açık bir şekilde kullanabiliyorlar. PKK'nın başlattığı orman yangınları sonrasında sosyal medyada Help Türkiye etiketiyle başlatılan FETÖ destekli sözde küresel yardım kampanyası deşifre oldu. ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içinde 2,5 milyon paylaşıma ulaşan etiketi analiz eden sosyal medya uzmanları, tek merkezden yönetilen karanlık kampanya ile ilgili çarpıcı tespitlere ulaştı. Ben yıllardır bu alanda çalışan bir akademisyenim. Hiç bu kadar yoğun bir şekilde böyle bir etiket ya da hashtag'in gece yarısı saat 1-2 civarında bu kadar yoğun etki aldığını görmemiştim. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık, paylaşımlarda kullanılan görsellerin yine ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta oluşturulup paralı hesaplardan dolaşıma sokulduğunu belirtti. Kırık, PKK ve FETÖ destekli kampanyada paylaşımların %25'inin ABD'den yapıldığına dikkat çekti. Help Turkey adı altında atılan, paylaşılan içeriklerin 1/4'ü Amerika Birleşik Devletleri'nden. İkinci olarak yaptığım sentiment analiz, yani duygu analizinin neticesinde de şunlara ulaştık. %10 bu posta yorum yapanlar olumlu, %17 ise olumsuz içerikler paylaşmışlar. Türkiye'yi rencide edici, kırıcı, uluslararası arenada küçük düşürücü içeriklerin paylaşıldığını gördük. NATO'nun etiketlendiğini gördük. Yani bakın burada süreç doğru işlemiyor, gelin bu sorunu çözün algısı oluşturulmaya başladı. PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütlerinin de desteklediğini görüyoruz. Yani bu kampanyanın sürdürülmesinde ne yazık ki sosyal medya terörünün de çok yoğun bir etkisi var. Öte yandan sosyal medya uzmanı İngiliz akademisyen Mark Owen da Help Türkiye kampanyasındaki paylaşımları analiz etti. Kampanyayı başlatan ve yayan hesapların takip edilmemek için mesajlarını silip isimlerini değiştirdiklerini tespit etti. İngiliz akademisyen analiz sonuçlarını sosyal medya hesabında görsellerle anlattı. Daire içine alınmış alana dikkat edin. Bireysel hesapların etikete ne kadar paylaşım yaptıklarını boyutlandırdım. Bu hesaplar etiketi tanıtmak için gerçekten tutkulu olanlar. Bu etikette en aktif düğüm Ege 20.281.770 hesabı. Bu hesap 2 Temmuz'da oluşturulmuş ve Help Turkey etiketine çok fazla tweet atmış olmasına rağmen profilinde hiç paylaşım görülmüyor. Yani tweetler silinmiş. Etiketteki en aktif başka bir hesap ise BadBoy2147. 15.000 takipçisi var ancak bu hesapta artık yok. Paylaşımların büyük bir çoğunluğunun kopyala yapıştır içeriklerle donatıldığını belirten akademisyen, gündem gerçek dışı görünüyor dedi. Sözde küresel yardım çağrısına birçok ünlü isimden de tepki geldi. Sanatçılar Nilüfer, Nilgün Belgün, Şehrazat ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile milyonlarca vatandaş Türkiye'nin küçük düşürülmeye çalışıldığını belirterek sözde yardım kampanyasına tepkilerini dile getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan sıcak bir açıklama geldi. Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11. Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra siyasetin gündeminde neler konuşuluyor? Bir bu başlığa bakalım. ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yi hedef alan yeni tip yangın savaşıyla mücadele sürerken Atlantik yanlısı Millet İttifakı'ndan
hükümete hedef alan açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı adına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın üstlenmesine rağmen yangınlarla ilgili hükümeti suçladı. Devletin aciz duruma düşürüldüğünü savunan CHP lideri, "Bundan sonra trolleşmiş iktidardan bir şey beklemeyeceğiz. Millet İttifakı olarak biz yapacağız." ifadelerini kullandı. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Bunu da saraydan bekleyemeyiz. PKK saldırılarını görmedi, hatta suçu hükümete attı. FETÖ destekli Help Türkiye çağrısına da sahip çıktı. Trolleşmekle suçladı ve saray iktidarı dediği hükümetin devleti acize uğrattığını savundu. Yangınlar devam ediyor. Biliyorum, canımız çok yanıyor. Büyük bir üzüntü ile söylüyorum ki, saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. 36 ilde çıkarılan yangınların çok büyük bir kısmı kontrol altına alındı. ABD Başkanı Biden'ın PKK üzerinden Türkiye'ye karşı yürüttüğü yeni tip yangın savaşına karşı devlet ve millet kararlılıkla mücadele ediyor. Yangınları PKK'nın üstlenmesine rağmen Millet İttifakı ısrarla terör örgütünü ve arkasındaki ABD'yi görmüyor. Biz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır. Millet İttifakı'ndan son açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. PKK ve arkasındaki ABD'ye tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu, FETÖ destekli Help Türkiye çağrısına da sahip çıktı. Bu kadar ruhu yaralı bir halk, yardım istendiğinde, yardım çağrısında bulunduğunda onları anlamak yerine önüne geleni terörist, işbirlikçi diye yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Hükümeti sert sözlerle hedef alan CHP lideri troll suçlaması yaptı. Saray iktidarı dediği hükümetin devleti acize düşürdüğünü iddia etti. Saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. Yapılmayacak açıklamasına rağmen yanan ormanlar yapılaşmaya açılacak iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, artık iktidardan bir şey beklemeyeceklerini, Millet İttifakı olarak her şeyi kendilerinin yapacaklarını söyledi. Ve artık halka gerçekleri söyleme zamanıdır. Bunu bu trolleşmiş iktidardan beklemek de abesle iştigal olacağı için bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli orman yangınları ile ilgili açıklamalar yaptı ve muhalefet yetkililerinin az önce dinlediğini söylemlerine ve sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarına dikkat çekti. Türkiye planlı bir kaos sürecine sokulmak isteniyor dedi Devlet Bahçeli. Konya'da 7 kişinin öldüğü olayın ardından dile getirilen ırkçı saldırı söylemine ise sert tepki gösterdi. Muhalefeti işaret etti yine MHP lideri. Ormanlarımızı yakan PKK iblislerine ses çıkarmayan etnik kundakçılar eşgüdüm halinde dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın çıkardığı orman yangınları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli, sosyal medyada Help Türkiye etiketiyle başlatılan FETÖ destekli küresel yardım kampanyasını Türkiye'ye yönelik kaos planı olarak niteledi. Bu sözde kampanya, Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmeli. Türkiye'nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetinin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir. MHP lideri orman yangınları üzerinden siyaset yapan muhalefet partilerine de sert tepki gösterdi. Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesisi amacıyla iç ve dış işgal cephesinin yangın kapısını zorlaması, bu çerçevede yoğunlaşan ilişki ve irtibatların giderek deşifre olması dikkatlerden kaçmamaktadır. Maalesef siyasi genetik yapısıyla oynanan, kurumuş yaprak gibi kökünden savrulan Cumhuriyet Halk Partisi bu şer planın tam göbeğindedir. Taşeronlar kanalıyla servisi yapılan Türkiye aleyhtarı karanlık projenin kanlı kuryesi HDP, kiralık figüranı ise İyi Parti'dir. CHP ve İyi Parti genel başkanlarının açıklamaları ne vatan, ne millet sevgisiyle, ne de siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Devlet Bahçeli Konya'da 7 kişinin öldüğü olayın ardından dillendirilen ırkçı saldırı söylemlerine de sert tepki gösterdi. Bahçeli muhalefeti işaret ederek ormanlarımızı yakan PKK iblislerine ses çıkarmayan etnik kundakçılar eşgüdüm halinde ifadelerini kullandı. HDP'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin, hatta CHP'nin hiç alakası olmadığı halde bu kanlı olayı ırkçı saldırı olarak afişe etmeye kalkışması
korkunç bir provokasyon olarak karşımıza çıkmıştır. Ormanlarımız yanarken kardeşlik bağlarımızı da tutuşturmak için etnik kundakçılık yapanlar husumet cephesinde eş güdüm halinde buluşmuşlardır. Orman yangınlarını üstlenen ve PKK'nın bir aparatı olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi isimli iblis beslemelerine itiraz etmeyenlerin barışın, dostluğun, sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri Konya'da kardeş kavgası çıkarmak için kuyruğa girmeleri Türkiye'ye ihanettir. Bahçeli Konya'da olay sonrası HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor şeklindeki sözlerini de hatırlattı. Savcıları göreve çağırdı. Her kelimesinde suçun unsurlarını barındıran bu onursuz açıklama karşısında Cumhuriyet savcılarının derhal harekete geçmesi adalet ve ahlakın itibarı gereğidir ve bizim de akut bir beklentimizdir. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı yangın özel gündemiyle 12. toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantı sonunda ise 8 maddelik bir ortak basın bildirisine imza attılar. Açıklamada Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını aktif hale getirmeye hazırız vurgusu yapıldı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı yangın özel gündemiyle 12. toplantılarını yaptı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada belediyelerin Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazır oldukları belirtildi. Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Yangın söndürme uçaklarının gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunulacağı beyan edildi. Başkanlar toplantı sonunda 8 maddelik ortak basın bildirisine imza attı. Yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunun haberdar edileceği belirtildi. Açıklamada yangınlarla ilgili bir soruşturma açılması ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması da talep edildi. PKK elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi bir talimat geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu Kalkan biliyorsunuz. Mücadele etmezsek yok olacağız talimat verdi. PKK elebaşı Duran Kalkan'ın bu girişimi çaresizlik hamlesi olarak yorumlandı. Söyler ama yapamaz. Hayır, mücadeleyle önü alınmazsa yapar ya. ABD'nin taşeronu PKK terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin karşısında bitme noktasına geldi. Çaresizlik eylemlerine başlayan örgütün elebaşı Duran Kalkan, Erdoğan'ın 2023 planları var. Mücadele etmezsek kaybedeceğiz açıklaması yaptı. 6 yıldır tamamen çöktürme eylem planı doğrultusunda böyle bir şey yürütülüyor. Terör örgütü PKK, bulunduğu aciz durumdan kurtulmak için okyanus ötesinden gelen yeni savaş stratejilerini uygulamaya koydu. Ülkemizin birçok noktasında Biden yangınları çıkaran örgütün yeni hedefi ortaya çıktı. Özellikle son süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA'larla müdahale hareketliliğinin artması ve ard arda yapılan Eren, Pençe ve Mamur kampı operasyonları PKK'nın belini büktü. Manevra kabiliyeti felç olan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, örgüte mücadele edelim çağrısı yaptı. Devlet adına konuşuyor Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını devlet dışı değerlendirmemek gerekli. Eskiden öyleydi. PKK elebaşı Duran, insanları etkileyeceksin dedi. Terör örgütü PKK'nın propaganda alanına yöneleceğini işaret etti. Silah mücadele gerekiyor. Dost edineceksin. Kendi gerçeğini iyi ortaya koyacaksın. İnsanları etkileyeceksin. Propaganda yapacaksın, çalışacaksın. Propaganda ve örgütleme yapacaksın. Yani. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kapatma davasında iş yükü açıklamasıyla tepki çekti. Biliyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a. Ve bundan dolayı da istifa çağrıları var kendisine ve bu çağrılar gün geçtikçe büyüyor. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, AYM'nin kuruluşuna uygun davranılmadığı takdirde bunun hatırlatılacağını belirtti. Kapatma davası devam eden HDP'nin PKK ile bağlantısına vurgu yaptı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın istifa etmesine yönelik toplumun her kesiminden çağrı gelmeye devam ediyor. Arslan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatma davasına yönelik iş yükü açıklamasında bulundu. Sürecin uzayacağını işaret eden Arslan'ın açıklamalarına ilişkin AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ulusal kanala özel değerlendirmelerde bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuna dair bir kanun vardır. Kapatmaya dair hukuki prosedür vardır. Uymazsa da hatırlatılır kendisine. AK Parti Milletvekili Can, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin PKK ile bağlantısını delilleriyle ortaya koyduğunu anlattı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Türkiye karşıtı faaliyetlerini sıraladı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
terörün PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmesi doğru değildir. Çukur eylemlerini meydana çağırmak bir suçtur. Türk vatandaşı şehit düştüğünde tepki göstermezsen, PKK terör eylemlerinin cenazesini omuzlarda taşırsan bunu hiçbir vatandaş kabul etmez. Günün sıcak haberlerinden biriydi, hemen sizinle paylaşalım. Astana garantörleri Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin istihbarat yetkilileriyle Halep'te toplantı yapması çözüm için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Toplantıda İdlib ve PKK'nın işgali altındaki Membiç'in Şam'a teslim edilmesinde anlaşılması, uzmanlara göre PKK devletçiliği kurulmasının önlenmesi anlamına geliyor. Yine uzmanlar bundan sonraki adımınsa Şam'da, Ankara'da veya Moskova'da İran'ın da katılacağı bir toplantı yapmak olduğunu söylüyor. Bu gizli yapılan bir görüşme olması lazım. Astana garantörleri Halep'te bir araya geldi. Toplantının çözüm için önemli bir adım olduğu belirtildi. Böyle bir görüşmenin olmuş olması bence umut vericidir. Erbil merkezli Basnews'un haberine göre Astana garantörleri Türkiye ve Rusya'dan yetkililer Halep'te Suriye istihbarat yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda HTŞ'nin kontrolündeki İdlib ve PKK'nın işgali altındaki Membiç'in Şam'a teslim edilmesiyle ilgili anlaşma sağlandığı iddia edildi. Önemli bir başlangıç, önemli bir ilerleme, Barzani'ye yakın olan bir yerden açıklanmış olması şunu düşündürüyor. Muhtemelen bu haber doğru olabilir. Uzmanlara göre bu anlaşma Amerika'nın ikinci İsrail projesinin PKK devletçiliği kurulmasını önlüyor. Suriye'deki iç savaşın artık bitmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim bütün yetkililerimizin, Cumhurbaşkanı dahil ifade ettikleri gibi toprak bütünlüğünün korunması, ötesinde üniter yapısının korunması. Yani sınırımızda bir PKK devletçiliğinin, PYD devletçiliğinin oluşmaması anlamına gelir. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sencer İmer, İdlib'de başarıya ulaşılmasının ardından Münbiç'in de PKK'dan temizlenmesinin kolay olacağını söyledi. Ben başarıyla sonuçlanabilecek yerin önce İdlib olduğunu düşünüyorum. Bu HTŞ denilen bütün Suriye'de problem çıkarmış olan aşırı dinci teröristlerin yığıldığı bir yer. Dolayısıyla buraya Suriye'nin girmesi, Rusya'nın da desteklemesi bu teröristlerin oradan temizlenmesi anlamına gelir. Suriye'nin üçe bölünmesi Türkiye'nin çıkarına değildir. Profesör Doktor İmer bundan sonraki adımın ne olması gerektiğini de anlattı. Bundan sonraki adım Halep'te değil de Şam'da belki böyle bir görüşme veya Ankara'da veya Moskova'da böyle bir görüşme yapmak olabilir. Hatta Tahran'ı dahil edersek belki Tahran'da olabilir. Ama her halükarda Astana grubunun Şam'la birlikte bu problemi çözmesi lazım. Amerikalılardan burada bir destek beklemeyeceğiz. Ama biz oldu bitti durumu yarattığımız takdirde Amerikalıların da yapacağı pek fazla bir şey kalmayacaktır. Ve enflasyon oranları açıklandı. Mayıs 2019 sonrasındaki 26 ayın en yüksek yıllık enflasyonuna ulaşıldı Temmuz ayında ve buna göre en fazla artışı gıda fiyatları gördü efendim. Gördüğünüz gibi ateş pahası. Ne alırsam yarım kilo alıyoruz. Bir de meyve de alamıyoruz. 10 lira mı? Fasulye 12 lira. Domates 8 lira 10 lira. Haziranda %17.53 olan yıllık tüketici enflasyonu Temmuz'da beklentileri aşarak %18.95'e yükseldi. 26 ayın en yüksek yıllık enflasyonuna ulaşıldı. Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte gözler çarşı pazara çevrildi. Fiyatlar tezgahlara öyle bir yansıdı ki ne vatandaşın yüzü güldü ne de esnafın. Yani 8 liranın altında hiçbir şey yok. Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı. 26 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşıldı. En fazla artış da gıdaya vurdu. Bakalım bu artış çarşı pazara nasıl yansıdı? Diyorum, elime para geçmiyor, para. Gıda fiyatları el yakıyor. Vatandaşın pazar torbası bomboş. Esnafsa ürünlerine müşteri bulamıyor. Saat öğlenin ikisi olmuş, bir tane müşteriye meyve veremiyor. Bu ne pazar rezilliği? Şu an ihraç edildiği için Türkiye nüfusuna yetmiyor. Vallahi yazıklar olsun. Emeklileri aç. Uzmanlar bol bol meyve sebze tüketin diyor demesine de fiyatlar da ortada. 30 lira kayısı bu yenir mi? Alım gücü düşük, fiyatlar yüksek. Bakın esnaf ne diyor? Alım gücü düştü. Ekonomist Hakan Topkurulu açıklanan verileri değerlendirdi.
sanki 19 olmasın diye biraz uğraşılmış gibi görünüyor. Beklenti anlamında söylemiyorum bunu. Enflasyonun biraz daha önümüzdeki dönem yükseleceği şey, çünkü gıda fiyatları yükseliyor. Dünyada fiyatlarda, özellikle ham madde fiyatlarında yükseliş var. Biliyorsunuz üfe de çok yüksek çıkıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Ağustos ayı için %15.15 olarak belirlendi. Akşam gelin tezgahların altında çöpü toplayan insanlar görün. Devletimiz buraya bir el atsın. Efendim şimdi sıcak noktalardan birine Muğla'ya gideceğiz. Arkadaşımız Özgür Doğu Saymaz bize bölgeden son durumu ve bazı sıcak bilgiler aktaracak. Özgür Doğu Saymaz, seni dinliyoruz. Deniz Çağlayan, teşekkür ederim. Elimize geçen son dakika bilgisini sizinle paylaşıyorum. Kıyı Kışlacık, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyı Kışlacık mahallesinde dağlık alanda maalesef bir orman yangını daha meydana geldi. Bu bölge Kıyı Kışlacık ile Zeytinkuyu arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangını. Hızla tabii jandarma bölgede tahliye işlemine başladı. Mahalle sakinleri köyü boşaltıyor şu an. Ve aynı zamanda köye girişlerde güvenlik güçleri tarafından, jandarma tarafından durduruldu. Tabii bölgeye hızla itfaiye ekipleri, aynı zamanda AFAD, Kızılay ekipleri ve köylüler tahliye işlemlerinin ardından yangını söndürmek için bölgede hınç hınç çalışmaya başladılar ve yangını durdurmak için şu an yoğun bir çaba sarf ediyorlar diyebilirim. Yine aldığımız bilgiye göre bu bölgedeki yangın esasında tabii Kazıklı, Gürçamlar, Bozbük ve Didim'e bağlı Akbük mahallelerini tehdit edebileceği bizimle paylaşılan bilgiler arasında. Son durum mahallede bu. Yine gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya Özgür devam Doğu Saymaz. Özgür Doğu Saymaz, beni duyabiliyor musunuz? Dinliyorum, buyurun. Kıyı Kışlacık'ta yangın yeni mi başladı? Yaklaşık bir saat önce başladığı bilgisini aldık. Bölgeden ulaşmaya çalıştığımız vatandaşlar oldu. Şu an bölgeye girişler olmadığı için detaylı bilgiler alamıyoruz ama aldığımız bilgiler bu şekilde. Şu an bölgede köylülerin, itfaiyenin, jandarmanın ve gönüllü olarak bölgeye giden Kızılay ve AFAD ekibinin yangını söndürme işlemleri olduğunu biliyoruz. Yaklaşık bir saat içerisinde çıkan bir yangın olduğu bizlerle paylaşıldı. Ve jandarma şu an köye girişleri durdurdu ve köye şu an vatandaşlar nasıl tahliye ediliyormuş? Buna ilişkin bir bilgi var mı elinizde? Maalesef detaylı bir bilgi yok. Şu an bu bilgileri almak için biz de bölgeden görüşmeye çalıştığımız insanlar oluyor. Tabii şu an orada bir telaş var. Öncelik köyün, mahallenin boşaltılması olduğu için şu an edindiğimiz son bilgiler bunlar. Peki son sorumuz da şu olsun Özgür Doğu Saymaz. Günün ilk saatlerinden beri ve günlerdir bölgede nöbettesiniz. Çökertme, evet. Türk Evleri ve Ören mevkisinde son durum nedir? Kısaca bize bunu da aktarabilirsen seviniriz. Evet, yani şu an o bölgede yangının ilerlediği bilgisi mevcut. Fakat biz şu an Çökertme Mahallesi'nin içerisindeyiz. Yaklaşık bir saat önce bu bölgede çok şiddetli bir rüzgar vardı. Bu rüzgarın şu an tamamen kesildiğini söyleyebiliriz. Bu sevindirici bir şey çünkü buradaki rüzgar çok şiddetli bir şekilde esiyor ve yangının sıçramasına en büyük neden bu. Şu an sizin bahsettiğiniz bölgedeki son durumu tam olarak bilmiyoruz ama birazdan o bölgeden geçeceğiz yolumuzun üzerinde. Son durumu bölgedeki nöbette olan memur arkadaşlardan öğrendikten sonra da sizinle paylaşabiliriz ama şunun altını çizmekte fayda var. Bölgede yaklaşık bir saat önce rüzgarın durduğu hissediliyor. Bölgedeki rüzgar yangınların
şiddetini ve büyüklüğünü artıran en önemli faktör. Şu an bu rüzgarın durması bizler için sevindirici diyebilirim. Özgür Doğu Saymaz, iyi çalışmalar, iyi nöbetler. Bölge halkına da bir kere daha Türk milletine geçmiş olsun diliyoruz. İyi çalışmalar olsun. Özgür Doğu Saymaz, İzmir ekibimiz bölgede gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Kıyı Kışlacık'ta, Zeytinlikuyu Kıyı Kışlacık arasındaki noktada bir yangın başladığını ifade etti. Yaklaşık bir saat önce yangının başladığını söyledi Özgür Doğu Saymaz. Bölge bir koy ve etrafı ormanla çevrili bir koy. O bölgeye de bir saat önce yangının sıçradığını ifade etti. Jandarma, itfaiye, orman işçileri şu anda bölgede. Kıyı Kışlacık köyünün boşaltında, Kıyı Kışlacık'taki evlerin ve vatandaşların tahliye edildiğini ifade etti Özgür Doğu Saymaz. Bölgeye şu an ulaşamadıkları için de bilgi kaynaklarının kısıtlı olduğunu ifade etti. Bölge halkıyla iletişim halinde olduklarını ve sıcak bilgiler geldikçe de aktarmayı sürdüreceklerini ifade etti. Çökertmede yangın kısmen kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle Ören tarafına doğru ilerlediğine dair bilgilerin olduğunu ve bölgede yangınla mücadelenin aralıksız bir şekilde devam ettiğini vurguladı Özgür Doğu Saymaz. Biraz sonra yine o bölgeye gidecekler ve sıcak noktalardan son durumu takip ediyor olacaklar. Tüm ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sadece ekip arkadaşlarımıza değil, orman işçilerimize, itfaiye ekiplerimize, 112 sağlık çalışanlarımıza, Mehmetçiğimize, aynı şekilde köylümüze, bölgede gönüllü olarak günlerdir çalışan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Size borcumuz büyük ve oradaki mücadelenize biz de bu şekilde görevimizi yerine getirerek destek veriyoruz efendim. Son durumu da aktarayım ve gece görüşünü noktalayayım. Bakan Pakdemirli açıklamıştı. Şu ana kadar 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı ve şu an aktif olarak devam eden 6 ilde 11 noktada yangın mevcut ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlarımız var. Kontrol altına almaya yaklaştığımız yangınlar var. Rüzgarın bazı illerimizde yarın itibariyle şiddetini yitirecek olması ama bazı illerimizde ise şiddetini artıracak olması hem sevindirici hem de tedirgin edici haberler olarak bakanlarımız tarafından bizlere aktarıldı. Bir an önce bu yangınların söndürüleceğini ve tüm ekiplerimizin cansiparane bölgede çalışmaya devam ettiğini ifade ederek efendim gece görüşünü noktalayalım. Yeniden ulusal kanal ekranlarında ve ulusal radyo frekanslarında buluşuncaya dek iyilikle güzellikle kalın efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.